Bunlar aynı zamanda biliyorsun hem din sattıkları gibi ahlak da satıyor. Anayasal hak olarak bütün Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları okuma hakkına sahiptir. Ve bunu da sağlayacak olan Milli Eğitim Bakanlığı. Aklına hayaline gelmeyecek, fantaziler bile kuramayacağı şeyler gerçek olmaya başlıyor. Hepimizin utanç duyması gereken bir hikaye bu. Başta devlet tabii. Devlet değil, hükümet, iktidar. Ata hırsız. Ata hırsız olunca gerisine zaten bakamıyorsun yani. Üzümeye bağını sorma. Üzümeye bağını sorma. Altın çıkarılacak diyorsun, bunlar çıkarıyor. HES dikilecek diyorsun, bunlar dikiyor. Bilmem ne yapacaksın, bunlar yapıyor. Ya, yapmadıkları bir şey yok. Onu da sadaka olarak veriyor. Hak olan sadakaya dönüşmüş durumda. Bu cinayettir. Kim bu cinayeti sorumlu? Bu insanlara umut olabilecek bir şey yok. Mekanizma kurulmuyor. Sevgili dostlar merhaba. Geçen hafta size o başlığı anlatmıştım. Yolsuzluk, rüşvet ve ahlak. İhale kanununun tam 186 defa, 16 yıl içinde 186 defa değiştiğini, bunun da yılda 11.6 yani 12 defa değiştiğini anlatmıştım. Anlatmıştık daha doğrusu sevgili Mustafa Hoş ile beraber. Merhaba tekrar. Merhaba Ümit. Aynı konuda devam ediyoruz. Sen geçen programın sonunda, evet bu kadar yolsuzluğun, rüşvetin, batağın içinde birisi çıktı demiştin. Ben kim demiştim? Sen de Teoman. Kimdi Memur Teoman? Ya Memur Teoman şeyde bu 17-25 Aralık operasyonları içerisinde Rıza Zarrab'ın ısrarla rüşvet vermeye çalıştığı ve bir türlü o rüşveti kabul ettiremediği bir kişiydi. Yani bu Türkiye'de herhalde bildiğimiz anlamda tek kişi Memur Teoman. Bir de bu hani dinlemeyle ortaya çıkan bir gerçek olduğuna göre Memur Teoman'ın ısrarla bu rüşvete karşı çıktığı bir kişiydi. Memur Teoman hani bu ülkenin gizli kahramanı aslında. Ama şimdi Memur Teoman'ın o kadar az ki hani yani gördüğümüz... elimizde örnek çok olmadığı için böyle söylemek zorunda kalıyoruz. Belki de gizli kahramanlar da vardır yani bizim duymadığımız, i̇şte, etmediğimiz. Belki de o yüzden onların sesinin daha çok çıkması lazım. İşte, onların peki, daha benim... çok desteklenmesi lazım. Daha çok yüreklendirilmesi lazım i̇şte, ki hani bir ahlaki bir zemine ihtiyaç var ya. Şimdi o zaman buradaki can alıcı soru şu. Memur Teoman'a ne oldu? Ya Memur Teoman bir başka yerde görevine devam ediyordu. Yani ediyordur öyle. Yanlış bence. Buna bakmak lazım aslında. Memur Teoman'a ne oldu? Ya devam ediyor görevine. Onu biliyorum. Onu biliyor musun? Ama, tabii. Onu soruyorum. Ama yani böyle büyük terfiler aldı ya da bilmem ne yapıldı değil. Değil. Normal hayatına devam etmeye çalışıyor ama kamuoyu önüne de çıkmayı tercih etmeyen birisi. Tamam, o da saygıyla kabul ediliyor. Ben şeyden korktum. Hani başına bir şeyler geldi mi bundan sonra? Yani bu olaylardan sonra yansıdığı kadarıyla gelmedi. Hı. Yani bir ara ben araştırmıştım ne yapıyor, ne ediyor diye. Sonra görevine aslında devam biz eden fikri bir takibi de biz derken sadece senle benden bahsetmiyorum da fikri takip de biraz unuttu Türkiye'de gazeteciler de o yüzden. Hani şöyle sorayım. Şimdi Memur Teoman'ı tekrar böyle gündeme getirdiğinde başına bir iş de gelebilir şimdi. O yüzden de o hani, hani onu koruma refleksiyle de yani tekrar Memur Teoman'ı böyle çok da hatırlatmamak lazım. Anladım. Vay senin namuslu diye başına çok daha büyük şeyler de gelebilir şimdi. O dönemde şimdiki dönem daha da farklı. Doğru. Doğru. Hani, tabii. Yani şeyi var. Geçen tekrar ben de gündeme getirdim bir daha. Bu Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet. Alexion diye bir Amerikalı ilaç şirketi. Amerika'da bir kamu kurumu bir araştırma yapıyor ve Türkiye'de 1.3 milyon dolar rüşvet verdiğini tespit ediyor. Bunu. Sağlık Bakanlığı'nda. Sağlık Bakanlığı'nda. Demek ki evet, yani bu aletler falan satan bir şey miydi? Hayır, bu Alexion firmasının şöyle böbrek hastalığına ilişkin bir ilaç üretiyor ve sadece bu ilacın kullanılmasını sağlamak için bu yapılıyor. Çünkü tek dozu 32 bin lira olan bir ilaç bu. Tek dozu. Evet, tek dozu 32 bin lira olan bir ilaç. Ya yani 1.3 milyon dolar Amerika'nın resmi makamları tarafından belirlendi. Alexion'un Türkiye'de ve diğer
Başka ülkelerde de. Başka ülkelerde var. Rusya ve Brezilya'da var. Ve Türkiye'deki bu 1.3 milyon dolar karşılığında da 6 milyon dolar haksız kazanç elde etti. Elde ettiği var. Diyor. Ve bu şirkete de 21 milyon dolar ceza kesti. Amerika. Amerika, evet. Merkezde kesti. Türkiye'de bununla ilgili mesela o dönemin 2010-2015 yılları arasında bu rüşvetin verildiği tespit ediliyor. 2010-2015 arasındaki Sağlık Bakanları'nın bir tanesi Recep Akdağ. Recep Akdağ menzil tarikatıyla çok adı özdeşleşen. Hele son günlerde. Daha da fazla gündeme gelen. Bir diğeri de Müezzinoğlu. Mehmet Müezzinoğlu. Mehmet Müezzinoğlu. İkisi de suç duyurusunda bulundu. Bu dönemle ilgili araştırılsın ve ama araştırılmadı. Ortaya çıksın diye. Şimdi bu suç duyurusunun da şöyle bir tarafı var. Amerika tarafından bu belgelendirilip resmi makamlarca belgelendirildiği için de suç duyurusu yapmak zorunda kaldılar. Bu Haziran ayında ortaya çıkmıştı. Evet. Ekim ayındayız ve hiçbir sonuç yok. O isimlerin hiçbirisi de yok ortada. Hiçbir saptanmış. O isimler var o şeyde. Amerika'da. Ama biz bilmiyoruz. Hayır, biz bilmiyoruz. Yani sonuçta Sağlık Bakanlığı bu isimleri biliyor. Ve bu isimler için hiçbir şey yapılmadı şu ana kadar. Ama o dönem şöyle de bir dönem. Menzil Tarikatı'nın Sağlık Bakanlığı'nda en güçlü olduğu dönem. Şimdi tarikatın ilişkileri, Türkiye'deki tarikatların nasıl kamu kurumlarında etkin olduğu ve aynı zamanda da kamusal alanda büyük bir rant sahibi oldukları, özellikle bu ihalelerde ne kadar etkin olduğuna ilişkin tartışmalar sürüyor. Ve bunlar aynı zamanda biliyorsun hem din sattıkları gibi ahlak da satıyorlar. Çok. Hani çok ahlaklıdırlar. Bu ahlaklı tarikat mesela ya da kişiler bu döneme ilişkin şu ana kadar hiçbir şey yapmadılar. En azından araştırılsın. Bunun sonuçları neyse, kime dayanıyorsa, kim bu parayı aldıysa, olur mu? Nerelere ortaya dayanıyor çıksın, olabilir? Hesap peki versin gibi hiçbir çalışma yürütmediler. Mesela şimdi tartışılıyor ya, bu Ali Edizer'di galiba. Ali Edizer. Eski adıyla Gata'nın şimdiki Abdülhamit Haçlıhanesi'nin üzerinde tartışmalar sürüyor. Yani o kişi üzerindeki tartışmalar değil, o dönemde Sağlık Bakanlığı'ndan nasıl bir rant elde edildiği, bu rantın ne kadarı Bir de bu tür adamların oralara kadar nasıl yükseldiği, o da çok önemli tabii. Çünkü hepsi birbirine bağlı bunların. Evet, o hiyerarşiyle, tarikat hiyerarşisiyle orada göreve başlayıp o makamları elde ediyor. Çünkü liyakata baktığında onu karşılayabilecek bir liyakatı yok zaten. Bir kere bir dakika, Recep Akdağ'ın en yakındaki adam önemli bir süre. Onu hatırlamıyorum. Özel kalem müdürü. Unutmuş onu. Hatırlamıyorum bunu. Yok, onu silmiş. Nasıl siliniyormuş o? Bu şey mi bu? Bilgisayar mı? Nasıl siliniyor işte? Yeni yasa çıktı ya, sosyal medya yasası. Onda bir tanesi de o unutma hakkıydı biliyorsun. İstediğin gibi her şeyi silebiliyorlar. Şey gibi bu. Hakkı. Hani ya siz ne karışıyorsunuz? Milletvekillerinin de günah işleme hakkı vardır demişti. Evet. Hatırlıyor musun sen onu? AKP milletvekili söylemişti. Günah işleme hakkı. Ya onların dayandığı tek şey şu işte, atasözleri vardır ya bizim. Ataya bak ya, üzümeye bağını sorma. Ataya bak. Yani ata hırsız. Ata hırsız olunca gerisine zaten bakamıyorsun yani. Üzümeye bağını sorma. Üzümeye bağını sorma. Ama artık öyle bir hale geldi ki bu rüşvet, yolsuzluk ve usulsüzlük hani denetlenebilir olmaktan da çıktı. Şimdi sen bunu söyleyince benim de aklıma başka atasözleri geldi. Hani bir geçen programda daha doğrusu diyorduk ki ya niye peki bunlar bu kadar oluyor? Niye hiç kimseden ses çıkmıyor? Niye bilmem ne olmuyor vesaire. İki tane şeyde atasözde ben söyleyeyim. Azıcık aşım, kaygısız başım. Bana dokunmayan yılan bir yaşasın. Bir tane de atasözü ben hemen söyleyeyim peşine. Madem atasözlerini biliyoruz da iki gün önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın söylediği atasözü olacak odur. İşte bu sabretmesini bilmeli diye söyledi. Acıyı bal eyler diye söyledi. Acıyı bal eylemesi lazım. Yani, şimdi acı bal nasıl eğleniyor? Bu Sayıştay niye bu kadar hedef oldu? Sayıştay'ın raporlarından bir tanesi sarayın harcaması. Of, evet. Şimdi sarayın harcaması şöyle, burada notlarımda vardı. Günlük 10 milyon lira harcıyor. Günlük.
Acıyı bal edeceksin. Acıyı bal edeceksin. 10 milyon. Mesela 10 milyon. Evet, günlük 10 milyon. Yani 30 günde 300 milyon. Evet. Değil mi? Evet. Sonra da şaka ya, gibi. Bunu 12 ile çarpacaksın. 12 ile çarp. Bilmem neyle çarp. Şöyle hemen kolaylıca rakamı söyleyeyim. 2019 yılında bir önceki yıla göre 4 kat artmış sarayın harcaması, toplam 3.6 milyar olmuş. 3.6 milyar. Evet. Vay be. Sarayın harcaması. Acıyı bal edeceğiz. Şimdi sarayın harcaması bu. Sayıştay'ın bu raporunda raporundan yansıyan bilgilerdi bu. Rütü'nün aslında böyle çıkıntı gibi ortaya bir anda çıkmasının bir anlamda nedeni de bu. Bu. Hani diyorum ya, o küçük şahıslar asıl şahısı korumak üzerine kurudu sistem. Diyor ki sen bunu niye söylüyorsun, niye yazıyorsun, yazamazsın. Söyleyemezsin. Tehdit ediyor. Yani oradaki dil ve üsluba baktığında hiçbir kurum böyle bir dil ve üslup kullanamaz. Ama asla. Ama demek ki yani istedikleri, mesela ben patlıcanın faziletlerini yazayım. Sen efendim işte fasulyenin nimetlerini yaz. Öyle gibi. Öyle gibi. Zaten bu, şu anda yandaş ya da yanaşma dediğimiz tırnak içinde gazeteci kitlesi veyahut da yazar, gene tırnak içinde kitlesinin yazdıkları ne sence? Fasulyenin nimetleri, patlıcanın faziletleri, bu başka bir şey yazıyorlar. Ya işte, orada şöyle, tamamen yaranma üzerine kurulu bir sistem olduğu zaman dediğim gibi bu asıl ülkeyi kemiren, ülkeyi çürüten, hani çünkü toplumsal çürümeyi tedavi etmek çok zordur. Yani bu toplumsal çürümenin temel şeyi de denetlenmemesi. Hani şeffaflık, denetlenme, hani bunlar bir ülke için en önemli şeylerden bir tanesidir. Bundan vazgeçtiğin zaman aslında ülkenin genel ahlakından da vazgeçiyorsun. Hani şeye şaşırıyor insanlar. Reality show'lar var ya şimdi, realityleri izleniyor. Özellikle o iktidarın kanalında bilmem ne, eltisi bilmem neyiyle, o bilmem neyiyle. Yani artık böyle aklına hayaline gelmeyecek, fantaziler bile kuramayacağı şeyler gerçek olmaya başladı. Niye? Çünkü gerçekti işte, zaten de. Ama şundan dolayı işte bu ahlaki çöküntünün bir sonucudur bu. Doğru. Hani yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet dediğin şey sana sosyolojik olarak böyle yansır. Ahlakını yitirirsin. Evet. Bunun için illa paralı parasız olman filan da gerekmiyor. Hayır, bunun parayla alakası yok ki. Aslında tabii ki bir anlamda var da, geçtiğimiz programda ne demiştim? Bir kadıncağız yardım alıyor kaymakamlıktan, kömür. Fakat çok karnınları aç, bir şey yapamayacaklar. Bunu satmaya kalkıyor. Şak diye yakalıyorlar. Şimdi bu da bir ahlaksızlık şey bakışında. Fakat sen açsan, karnın aç, çocukların aç. Geçenlerde bir yazı yazdım. Başlık şey, 20. yüzyılın köle çocukları. Ha? Nedir diyeceksin? Tarım işçileri ve tarım işçilerinin çocukları. Adamların, işçilerin kazandığı haklar kadar bile hiçbir şekilde hakkı yok. Sigortasızlar. Günde 96 lira kazanıyor. 10 lirası da aracı var. Elçi deniyor bunlara. Onlara gidiyor. En fazla kış aylarında özellikle en fazla 20 gün çalışabiliyorlar. Bu da 1800 liraya rastlıyor. Yani şey, asgari ücretim de çok altında. Biliyor musun? Bayılıyor mesela şeyde, tarlada. Bir bardak su veriyorlar sadece. Hastaneye bile götürmüyorlar. Şimdi bu adamlar iş bırakıyorlar. İş bırakınca bu sefer tehditler ve şeyler başlıyor. O işte elçi mi diyorsun, bilmem ne, aracılar var ya. O dayıbaşı derler. Eski şeyde eski, dayıbaşı. Yani. Şimdi herhalde onun adına elçi diyorlar zannediyorum. Çocuklar, hani Türkiye'de hani yozlaşmayı anlatmaya çalışıyorum burada. Anayasal hak olarak bütün Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları okuma hakkına sahiptir. Eğitim alma hakkına sahiptir. Ve bunu da sağlayacak olan Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Tamam? Şu anda bakanın açıklamasıyla 1,5 milyon, veli der, onun açıklamasıyla 3 milyonun üzerinde çocuk hiçbir şekilde alamıyor. Daha geçenlerde Bağlarbaşı İncirli Mahallesi'nde bir çocuk damdan düşerek öldü. Niye biliyor musun? Bir türlü
altyapı sorunundan dolayı internet çekilemiyor. Bilgisayar da yok zaten. Babasının başının etini yiyor. Babası en sonunda borç yapıyor, harç yapıyor, boğazından kesiyor. Bir tane bilgisayar alıyor çocuğa. O gün geliyor bilgisayar eve. Fakat bu sefer de internet yok. Yan binadaki komşuya rica ediyorlar. Diyorlar ki ya bize şu internet bağına kadar sizden çekebilir miyiz? Olur hayal diyor o da. Adamcağız, baba, uydu herhalde şeyi koymak için, anteni koymak için öyle çekiyor herhalde. Tam ben de bilemiyorum şu anda ama dama çıkıyor. Ve hiç haberi yok, çocuk da arkadan geliyor. Ayağa kayıyor. Dördüncü kattan aşağı düşüyor ve orada ölüyor. Şimdi bu cinayettir. Kim bu cinayeti sorumlusu sence? Tırnak içinde cinayet tabii. Kim bunun sorumlusu? O çocuğu okutmak zorundasın. Yani en temel görevlerinden birisi de en temel, en temel görev. Eğitim, sağlık. Bu kadar en temel. Anlatabiliyor muyum? Şimdi oradaki çocuklarda ne tablet var, ne bilgisayar var, ne hastaneye gidebiliyorlar, ne bilmem. Şimdi burada suçlu kim? O çocukların okumasını isteyen aileler bizim gibi olmasın diyen aile ama aynı zamanda çocuğunu götürüp beraber kendisiyle beraber çalıştırıyor ki. Gece 3'te yola çıkıyorlar. Tarlaya gidiyorlar. Akşam 6-6.30'a kadar. O çocukları da çalıştırıyorlar. Şimdi gelmiş olduğun şeyde tabii. Tabii. Ve dediğim gibi ya diyor ki keşke diyor şu elçiler olmasaydı da 106 lira olsaydı bizim şeyimiz. 106 lira 96 lira. Komik geliyor değil mi ilk etapta? Yani onlar için hayati. Hayati yani, tabii. Hayati. Hayati. Bak şöyle bir sistem. Şimdi bu tabletler var yani çocuklar işte uzaktan eğitimle. En son şey verdi zaten. Uzaktan eğitim için böyle tabletler. Ya onlar da böyle sadaka gibi veriliyor. Ya. Yok yardım kampanyaları bilmem neleri. Sen devletin ya sağlayacaksın ya. Ayrıca bu Fatih projesindekiler ne oldu? Bravo şimdi onu soracaktım. Hani Fatih işte projesi diye böyle alay valay açıklamışlardı. Yüz binlerce şey. Nerede? Nerede? Nerede tabletler? Nereye gitti? Yok. Yok. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. 500 bin tablet vereceğiz. Yeterli değil ki. 3 milyon tablet vermen lazım en az. Doğru mu? Ya bak o şey dedin ya şu beşli şirket. Hani bu konsorsiyum Türkiye'nin her şeyine hükmeden Türkiye'den büyük olan. Ya hani, görüntü de öyle. Görüntü de öyle. Yani sonuçta öyle. Aynen. O beşli Türkiye'den büyük görünüyor. Ve bunların aynı zamanda çok büyük böyle marketleri var. Neleri yok ki? Piyasayı aslında bir anlamda da onlar kontrol ediyor. Sen deli misin? Altın çıkarılacak diyorsun, bunlar çıkarıyor. HES dikilecek diyorsun, bunlar dikiyor. Bilmem ne yapacaksın, bunlar yapıyor. Yapmadıkları bir şey yok ki. Oradan kazanıyorlar. Evet. Hani bu kamusal kaynaklardan, bu ülkenin kaynaklarından besleniyor. Semiren aynen. İnsanlar. Ya bütün bu şeyleri karşılayabilecek bir gücü yok mu bunların? Var. Ne yapıyor? Hani yardım ediyormuş. Sadaka verir gibi veriyor. Onu da sadaka olarak veriyor. Hak olan sadakaya dönüşmüş durumda. Bir de yani şu şey açısından hani geçen programda söyledim ya hani çocuk mamalarının kilitli olmasının ya. Hani, ya bu hangi marketlerde? İşte bu beşlinin olduğu o marketler. Sahip oldukları marketler. Bak. Ya şöyle sen bu kadar zor durumda hani pandemi gibi çok ağır bir dönem yaşıyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Yani bir hafta önce aldığın ürünü bir hafta sonra aynı fiyata alamıyorsun. 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 Bugün, oradan da kazanıyor. Dün, hani, yarın, öbür gün her gün artıyor. Hani oradan da kazanıyorlar. Her şeyden kazanıyor. Yani bu ülkenin hani bütün kaynaklarını bu kadar acımasızca sömüren insanların hani bu ülkeye bir borcu yok mu? Ya bunu onlar hiç öyle düşünmüyorlar. Hiç öyle düşünmüyor. Öyle. Bunu böyle hissetmiyor. O daha fazla ne kadar çok kar elde edecek onun peşinde. Doğru. O kar elde edirken işte o çocuk o damdan düşüp ölüyor. O tarım işçisi dediğin çocukları biz ne zaman görüyoruz haberlerini? Ancak traktör devrildi. Kamyonet devrildi. Bilmem ne oldu. Yola saçılmış bir halde görüyoruz onları. Doğru söylüyorsun. Onları oradan hatırlıyoruz. Oradan görüyoruz. Bak acıklı halisine daha güzel bir örnekten anlatayım. Yaklaşık 200-210 yıl önce yani 1833 ile 1840 arasında Klikya denilen bölge Adana bölgesinde Mısır'daki bu Mehmet Ali Paşa vardı hani Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Onun oğlu İbrahim Paşa yönetiyor o tarihler arasında Adana'yı. Adana her zaman mümbit topraklar biliyorsun.
Ve orada o zamanlarda böyle ırgatlar, marabalar çalışıyor. Bu marabalar o tarihlerde 5 gün çalışıyor, 7 gün çalışıyor kabul ediliyor. Tamam? Ve ayrıca sabah, öğle, akşam öğünlerinin o çalıştıkları tarla sahiplerinin vermesi zorunlu. Yasa bu. 210 sene sonra ne geliyorsun? İşte. Haftada neredeyse 7 gün çalışıyor. Çalışmadığı zaman asla bir şey kazanamıyor. Yağmuru, çamuru, bir şu, bu su vesaire, dediğim gibi ancak 20 gün çalışabiliyorlar. Ve elçilere de para veriliyor bunların üzerinden. 10 lirayı da kendi cebinden ver. Onu da yapmıyorlar. Ve bunlar sağlıksız, hiçbir şekilde bakım olmayan zavallı çocuklar olarak sonra yetişkin olup yine aynı kölelik hayatını devam ettiriyorlar. Şimdi bu mu o zaman vicdan? Hepimizin utanç duyması gereken bir hikaye bu. Başta devlet tabii. Devlet değil, hükümet, iktidar. Ya devlet işte, bir mekanizma. Ama işte o devlet mekanizmasına şimdi onlar hakim olduğu için hani bu... Adına devlet diyoruz. Hani artık devletleşmiş bir hali de var. Çünkü daha öncesinde baktığımızda partiler vardı, devlet vardı. Şimdi parti devleti var. Evet, parti hani devleti. En azından böyle bir hüküm sürüyor. Parti devleti olarak hayatını sürdürüyor. Ya şeyi hatırlıyorum şimdi... Sen bu tarım işçilerini söyleyince ya beni hala çok etkiler. Adana'daydı galiba. Odun alacak parası yok annenin. Ha, ben hatırlamıyorum. Isınamıyor. Çocuklar ısınamıyor. Çocuklar soğuktan üşüyor ve en son şey yaptı. Saç kurutma makinesini çalıştırıp intihar etmişti. Ben hatırladım bunu. O kadar uzun bir zaman önce olmadı mı? 4-5 yıl önce. 4-5 yıllık bir zamanı var o. Annenin. Aşktan ölen bebekler öldü. Soğuktan bebekler donarak öldü. Ölen bebekler oldu. O oldu. Bir de şey var işte, çocuğuna pantolon alamadığı için intihar eden vardı. Ya şeyde hani, İzmit'te. Bütün bunların toplamında ne oldu biliyor musun? Hepsinde şöyle bir ortak nokta var. Doğru değil. Valilikler açıklama yaptı. Neden o değil. Bilmem ne değil. Ölmedi mi? Öldü. Ya öldü. Ne yani bunun nedeni? Şunu, komşuları diyor ki yani çok yoksullardı. Kocası da askerde. O yüzden ısınamıyorlardı diye söylüyor. Bütün bunu tanıkları var. Diyor ki devlet açıklama yapıyor. Hayır, ondan dolayı ölmedi. Açlıktan öldü bebek. Samsun'daydı. Çok net hatırlıyorum. Açlıktan öldüğü şeye otopsi raporunda yazıyor. Ve otopsi raporunu değiştirdiler. Oraya yazan doktoru sürdüler. Açlıktan öldüğü kayıtlara girmesin diye. Ya. Demek ki... Bak bu rüşvet, yolsuzluk, usulsüzlük dediğin sosyolojik anlamdaki hayata nasıl etkinliği göstergesidir. Hani ama... onlar semirecek, onlar kazanacak, ayaz bebekler ölecek. Ya. Yani o anne çocuğunu ısıtamadığı için intihar edecek, pantolon alamadığı için baba ölecek. Onlar hep yaşayacak, onlar daha çok kazanacak. Böyle bir sistem mi olur ya? Şimdi bir şeye sistem diyebilmek için öyle bir şeyin varlığı olması lazım. Ya var mı ki işte? Hani yok şöyle, işte. Hani şöyle, şimdi bunu şöyle diyemezsin. Mesela vahşi kapitalizm. Ya vahşi kapitalizm diye bir insafı vardır ya. Hani doğru. Ya? Ya, doğru. Gerçekten vandallık yani, mı diyeceksin hani o zaman? Hani bunun şeyi yok. Hani işte, izahı zor. İşte ben de onu söylemek istiyorum. Süleyman Nazif'in olduğu bir yerde böyle oturuyormuş insanlar. Adamın birinin adı geçmiş. Herkes nefret ediyor adam. O an ne şey bir adam, şerefsiz adam, ne şöyle adam, böyle adam. Bir tanesi de ne alçak bir adam değil mi üstad demiş Süleyman Nazif'e. Süleyman Nazif de hayır demiş. Aa, şaşırmış bu sofradakiler. Ya siz de sevmişsiniz. Hayır demiş, onu demiyorum. Alçak dedin demiş. Alçağın da demiş bu durumda yer üstünde bir seviyesi vardır. Bu herif çukur demiş. Tamam mı? Evet. Hikaye bu. Ya bir şeyin olabilmesi için azami asgari bir şeyin olabilmesi için önce onun varlığının olması lazım. Bir adama mesela haysiyetsiz dersen başkadır. Anladın mı? Ya şeyde terbiyesi bozuk desen başkadır. Terbiyesi bozuk gene de terbiyesi var anlamına gelir. Haysiyetsiz dediğinde haysiyetsizdir zaten, yani olmayan bir şey. Anlatabiliyor muyum? İşte öylesine bir etkiliyor ki 83 milyon bugün Türkiye'nin nüfusu. Suriyelileri falan saymıyor. Onlarla beraber 90 küsur milyonuz.
83 milyonluk bir büyük bir ülke. 800 bin kilometre kareye yakın bir ülke. Çok mümbit bir ülkeydi. Şu gelmiş olduğu hal, bu kadar güzel, bu kadar bereketli topraklar üzerinde yaşayan, yarısından çoğu aç ve yoksul bir toplum haline dönüştük. Ya hem şimdi yoksulluk, evet yani şu anlattığımız örneklere baktığında yani yoksulluğun nasıl olduğunu görüyoruz. Ama bu yoksun hali... Yoksunluk da var tabii. Bu yoksunluk hali çok daha can yakıyor. Şimdi bu insanların hani bir umuda da ihtiyacı var. Evet. Hani bir el uzansa... Yani hadi ya bir ışık olabilecek bir şey. Yoksa insan umutsuz yaşayamaz ki. Yok yaşayamaz ama işte şöyle bir şey olacak. Hani siyaset burada şöyle bir şey yapıyor. Yani iktidar açısından değil muhalefet açısından da baktığında ya bu insanlara umut olabilecek bir şey yok. Mekanizma kurulmuyor. Tamam mı? Bu mekanizmayı kurmak zorundasın. Şu sadaka tahakkümünü yıkmadan, kırmadan da bunu kuramayacaksın. Ya sadaka bir insanı teslim alır, köleleştirir. Tamam mı? Hani bunun üzerine kuruldur. Onlar şöyle bakıyor. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Evet. Ya hepsi tok. Onlar tok. Geri kalan hepsi aç. Bir taraftan işte bu şey var. Bu tepkisizlik hali de bu ortamı normalleştiriyor. Bu programı yaptığımız, çektiğimiz zamanlarda öyle dolu yağacak bilmem ne yapacak diye. Herkes arabalarını nasıl koruyor ya? Biraz vatanı da öyle koruyun ya. Ahlakı da öyle koruyun. Bence burada noktalayalım. Güzel. Öyle mi? Peki. Yolsuzluk, rüşvet, ahlak konusunda ikinci programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki programda yine birlikte olmak için izninizi istiyoruz. Çok teşekkürler, hoşça kalın.